Aşağıdaki bölgelerin hangisinde deprem riski daha azdır? Afrika'nın doğu kısımlarında fay hatları bulunduğu için bunun yanında aktif volkanları da görmekteyiz. Buna bağlı olarak deprem riskinin daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Güney Amerika'nın batı kıyılarında yine Büyük Okyanus kısmında, özellikle Asya'nın doğusuyla Amerika'nın batısı kısmını birleştirdiğimizde Pasifik Ateş Çemberi de var. Yine volkanizmanın ve depremlerin yoğun olduğu bir yer. Asya'nın kuzeyi Sibirya gibi alanlarda baktığımızda bu alanlar daha yaşlı arazilerin olduğu alanlar ve kolay kolay hareket etmiyorlar. O yüzden burada deprem riski daha az. Akdeniz Havzası'ndaki önemli fay var. Alp Himalaya kıvrım sistemi zaten oluşum olarak genç oluşum ve bu alanlarda deprem riski daha yüksek. Japonya çevresi yine volkanik aktivitelerin ve depremin daha yoğun olduğu ve sık yaşandığı alanlardan birisidir. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Aşağıdakilerden hangisi eprojenik hareketler sonucunda meydana gelmemiştir? Kıyılarda taraçaların yani basamakların oluşturması yükselme ile alakalı ve eprojenik hareketler örnektir. Deniz seviyesindeki değişimler transgresyon, regresyon gibi olaylar transgresyon deniz ilerlemesi, regresyon deniz gerilemesi bunlar da yine dikkate alınabilir. Karaların yükselti değerlerinin değişimi alçalıp yükselme durumu. Sıra dağların oluşumu ise Orojeneze örnektir. Yani bu epirojenez içerisinde değerlendirilemez. Orojenez kısaca dağ oluşumuydu. Bunu burada doğru cevap olarak aldık. Kara ve denizler arasındaki oransal değişim ki karaların alçalması denizin oraya doğru ilerlemesi ya da karaların yükselmesi deniz seviyesinin geriye çekilmesi gibi noktalarda örneklendirilebilir. D doğru cevabımız oldu. Aktif volkanların bulunduğu bölgelerde meydana gelen volkanik patlamalar can ve mal kaybına yol açar. Buna rağmen bu bölgelerde nüfuslanma fazladır. Buna göre tehlikeli olmasına rağmen volkanik alanlarda nüfuslanmanın fazla olmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Volkanik alanların hepsinde iklim koşulları uygun değil arkadaşlar. Mesela Afrika'nın bazı kısımlarında da volkanlar var. O yüzden biz bunu temel sebep olarak alamayız. Yer şekillerinin sade olması ki volkanik haliyetlerin olduğu alanlarda farklı yer şekilleri oluşmakta. Hepsinde yer şekilleri sade olmamakta. Verimli tarım alanları bu alanlar mineral yönünden zengin olduğu için verimli tarım alanlarını oluşturmaktadır. Yani bunu doğru cevap olarak almamız gerekiyor. Sıcak su kaynaklarının çok olması demiş ki tarımda verimlilik için e, bu şekilde bir durum söz konusu değil. Artı nüfuslanmanın fazla olması için sıcak su kaynağı olacak diye bir durum söz konusu olamaz. Bitki örtüsünün yine baktığımızda bu alanlarda çok gür olmadığını görebiliriz. E, çünkü zamanında işte akti, hala da aktif volkanlar var dünya üzerinde. E, hala çıkışlar var ona bağlı olarak da bu alanlarda tabii e, ağaçların yanması gibi durumlarda ortaya çıkabiliyor. O yüzden burada doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu belirtelim. Kıtaların kayma teorisine göre levhalar hareketlerinden hangilerini gerçekleştirir. Kıtaların kayma teorisini Alfred Wegener ortaya atmıştı ve kıtalar birbirinden uzaklaşabilir. İki levhanın özellikle birbirinden uzaklaşma durumu söz konusu olabilir. Yaklaşması söz konusu olabilir. Yine bu da levhaların hareketlerinden birisidir ve çarpışarak orada özellikle özellik olarak baktığımızda bir kısım yükselirken bir kısım alçalabilir. Bu da yine dikkate alınmış bir özellik çünkü Türkiye'ye örnek verelim. Türkiye levhaların birbirine yaklaştığı bir alanda sıkışarak yükseliyor örnek olarak. Yan yana kayma ki birbirinin yanından geçerek ne yapıyorlar? Hareket gösteriyorlar. Bu da yine dikkate alınır. O yüzden doğru cevabımızın E şıkkı olduğunu söyleyelim. Aşağıda verilenlerden hangisinin oluşumunda volkanizma etkili değildir? Yellowstone Milli Parkı'ndaki gayzerler Aktif volkanların olduğu yerlerde suyun belli aralıklarla buhar şeklinde fışkırarak yüzeye çıkmasıdır ki bunların olduğu yerde aktif volkan olması gerekiyor. Örneğin Türkiye'de aktif volkan olmadığı için biz geyser kaynaklarını görmüyoruz. ABD'deki Valles kalderası, kaldera, mağar, krater gibi oluşumlar yine volkanik şekiller örnektir. İtalya'nın kuzeyindeki Alp dağları orogenes sonucu meydana gelmiş kıvrımlı dağlar arasında sayılır. Buna bağlı olarak burada volkanizma etkili değildir. Nevşehir'deki peri, tüf ve bazalt gibi volkanik kayaçlar tarafından oluşturulduğunu biliyoruz. İskoçya'daki tor topografyası granit yani yine volkanik kayaçlar tarafından ya da volkanik kayaçların oluşum sürecinde etkili olduğunu biliyoruz. Bu yüzden de doğru cevabımız C şıkkı oldu. Orojenez ve kıvrım dağlarına örnek verildi. Deprem türleri içerisinde etki alanı en geniş olan tektonik depremlerdir. Kısa sürede meydana gelen tektonik depremler çok sayıda can ve mal kaybına yol açar. Tektonik depremlerin oluşturacağı zararları en aza indirmek için alınacak tedbirler arasında aşağıdakilerin hangisi gösterilemez. Kentsel dönüşüm ile dayanıksız binaların yıkılarak yerine modern tekniklerle dayanıklı binaların inşa edilmesi oradaki zararları en aza indirgeyecektir. Sanayi kuruluşları ve yerleşmelerin sıcak su kaynaklarının yakınına inşa edilmesi Sıcak su kaynaklarının olduğu yerler, fayatların olduğu yerlerdir. Ve bunlar genç oluşumlu arazilerdir. Bu alanlara sanayi kuruluşları ve yerleşmenin kaydırılması oradaki zararları daha da arttırır. Depremler sırasında yapılacak çalışmalar için halkın bilinçlendirilmesi, kimin ne yapması gerektiğini bilmesi de önemli bir husustur. Gevşek dokulu alüvyen arazilere çok katlı bina yapılmasına izin verilmemesi. Çünkü çok katlı bina yapıldığında bu alanlar gevşek yapıda olduğu için o binalar yana doğru yatabiliyor, devrilebiliyor. Deprem sonrasında mücadele edecek ekiplerin önceden hazırlanması, en iyi şekilde hazırlanması gerekiyor ve zararları en aza indirebiliyoruz. O yüzden doğru cevabımızın B şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Büyük okyanus çevresinde çok sayıda volkanik faaliyet görüldüğü için bu bölge Ateş Çemberi olarak adlandırılır ya da Pasifik Ateş Çemberi diyoruz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Ateş Çemberi içinde yer almaz? Burada Ateş Çemberi dediğimiz alan arkadaşlar Amerika'nın batı kıyıları ve Asya'nın doğu kısmı. Yani dünyayı bir küre şeklinde düşündüğümüzde ne oluyor? Bunların ikisi orada bir daire oluşturuyor. Buna Pasifik Ateş Çemberi adını veriyoruz. Asya'nın doğusunda yer alan Japonya bunun yanında baktığımızda Amerika'nın batı kısmında, Güney Amerika'nın batı kısmında yer alan Şili. Yine Asya'nın olduğu kısımda, Güney Asya kısmında yine Pasifik Ateş Çemberi'ne dahil olan Filipinler. Yine Amerika kısmında ve yine o Pasifik Ateş Çemberi kısmında yer alan Hawaii ama İzlanda orada yer almaz. Çünkü İzlanda arkadaşlar Atlas okyanusu Atlantik kıyılarında yer alıyor. Özellikle Grönland, İzlanda gibi ülkeler var ee, Atlas okyanusunun kuzeyine doğru o alanda yer alıyor. Yani bu büyük okyanus kıyılarında yer alan bir ülke değil. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı oldu. Haritada numaralandırılarak gösterilen taralı alanların hangisinde aktif volkanlara rastlanmaz? Hayat kurtaran H şeklinde dikkate aldığımız şekli yine çiziyoruz. Çünkü bu şeklimiz bizim depremlerin, tektonik depremlerin ve volkanik alanların yoğun olduğu yerleri gösteriyor. Buna göre 1, 2, 4 ve 5'in olduğu yerlerde aktif volkanlara rastlıyoruz. İtalya mesela, İtalya'da Vesuv, Etna gibi yanardağlarımız mevcut. Japonya'da zaten Fuji gibi yani örnekler artılı bir Endonezya zaten en fazla volkanın olduğu alan. Ama 3'ün olduğu yer daha eski dönemde oluşmuş masif araziler içeriyor. Ve burada aktif volkanları görmüyoruz. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Aşağıda verilenlerden hangisinin oluşumunda iç kuvvetler doğrudan etkili değildir? Baktığımızda falez kısmında değerlendirirsek burada dalgaların oluşturduğu bir şekil iç kuvvetlerin etkisinden bahsedemiyoruz. Dalgaların kıyıda oluşan ya da kıyıdan başlayan dağların aşındırmasıyla oluşan bir diklik uçurumdur. Tsunami ne oluyor? Deprem meydana geliyor, volkanik faaliyetler meydana geliyor ve bu şekilde e, iç kuvvetlerin etkisiyle oluşuyor. Regresyon, transgresyon özellikle eprojenik hareketler sonucu alçalma, yükselme olaylarına bağlı olarak gerçekleşebiliyor. Mar özellikle olarak Mağar, krater, kaldera, volkanik çukurluklar. Horst, kırılma sonucu oluşmuş alanlarda yüksekte kalan kısım. O yüzden doğru cevabımız şıkkı oldu. Dış kuvvetler tarafından oluşturuluyor. Aşağıdaki şekilde birbirinden ayrılan iki levha gösterilmiştir. Buna göre levhaların ayrılma bölgesinde oluşumlarından hangileri görülür? Burada ayrılma ile birlikte o e, orta kısımdan magma yüzeye çıkıyor ve burada bazı tepeler oluşturuyor. Ki okyanus sırtları meydana geliyor. O zaman derin okyanus çukurluklarını almadım. Volkanik faaliyetler ki mamanın yüzeye çıkması sonucu burada okyanus sırtları meydana geliyor dedim. O zaman 3'ü de almak durumundayım. 2 ve 3 doğru cevabım oldu. D şıkkını doğru olarak aldık. Yukarıdaki bilgiler arasında aşağıdakilerden hangisine ait bir özellik verilmemiştir? Esnek tabakaların kıvrılmasıyla oluşan yüksek yerlere biz antiklinal, alçak yerlere senklinal adını veriyorduk. Antiklinal dediğimizde kıvrılma sonucu oluşan yüksekte kalan kısma karşılık geliyor. O zaman antiklinal birinci özelliğimiz. Paleozoikte kıtalar ayrılmadan önce bunların tek kıta şeklindeki durumuna Pangea. Daha sonra kuzey Yarımküredeki küredeki Laurasia ve güney yarım Gondwana adı verilmiştir. Volkanik dağların zirvelerinde volkanik patlamalar sonucu oluşan büyük çukurluklara krater, daha küçük olursa mağar adını veriyoruz. Kırıklı dağlar arasında oluşan çöküntü alanlarıdır ki bunlar grabenlerdir. Kırıklı eğer kıvrımlı deseydi o zaman bu alçakta kalan senkinal olacaktı. Ama şu an kırıklı dediği için Horst yüksekte graben alçakta kalan kısmı oluşturuyordu. Burada özelliği verilmeyen kavramımız senkinal oldu. Kıvrımlı alanlarda alçakta kalan kısma karşılık geliyordu. B şıkkını doğru cevap olarak aldık. Yan basınçların etkisiyle esnek tabakaların sıkıştırılıp yükselmesi sonucunda oluşan dağlara kıvrım dağı denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu şekilde oluşan dağlardan biri değildir? ABD'nin batısında yer alan kayalık dağları kıvrımlanma sonucu oluşmuştur. Esnek tabakaların kıvrılması burada önemli faktörümüzdür. Avrupa'daki Alp dağları yine Himalaya dağları Hindistan'daki oluşum olarak Alp-Himalaya kıvrım sistemi yani kıvrım dağları örnektir. Yine Güney Amerika'da bulunan Şili'deki Ant dağlarının oluşumu kıvrımlanmayla'dır. Ama Ege bölgesinde yer alan Kaz, Madra, Yunt, Bozdağlar, Aydın, Menteşe ve bunun yanında Hatay'da bulunan Nur Dağları Kırıklı Dağlara örnektir. Bu nedenle doğru cevabımızın burada C şıkkı olduğunu söyleyebiliriz.